Efendim haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim hemen. Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü. Türkiye ve dünyada farkındalık amacıyla kutlanan bugün de ekranlarınızda bebek bekleyen aileleri yakından ilgilendiren bir haber getireceğiz. Şimdi biliyorsunuz anne ve bebeklerin hayatlarını tehlikeye atan en önemli sağlık problemlerinden biri de gebelik zehirlenmesi. Peki ne gibi zararları var ya da nasıl anlaşılır bu hastalık, belirtileri nelerdir? Uzmanından çok önemli tavsiyeler geliyor şimdi. Preeklampsi gebelikte ortaya çıkan, yaklaşık gebelerin %1'lik kısmında rastlanan oldukça önemli bir gebelik komplikasyonudur. Halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atan ciddi bir sağlık problemi. Öyle ki erken teşhis edilmediği takdirde anne ve bebeğin ölümüne bile neden olabiliyor. Preeklampsinin iki büyük pik noktası var. Bunlardan bir tanesi adolesan gebeler, 18 yaş altındaki gebeler. İkinci pik noktası ise 40 yaş üstü gebeler. Prematüre doğumlara bile neden olabilen preeklampsi gebeliğin başlangıcında pek belirti vermediği için rutin gebelik kontrolleri oldukça önemli. 14. haftasındayım. İkizi bebek bekliyorum. Tuzsuz yemeğe özen gösteriyorum. İlaçlarımı, kan sulandırıcımı kullanmaya özen gösteriyorum. Tedavi sürecinde amacımız hastalığın anneye zarar vermeyecek noktaya kadar takibi esnasında bebeğe büyüme kazandırmak. Gebelik zehirli zehirlenmesinin teşhis ve tedavisinde en önemli noktaysa rutin kontrollerde anne adayının tansiyonunun mutlaka ölçülmesi. En büyük belirtisi gebelikte 24. haftadan sonra ortaya çıkan hipertansiyon ve beraberinde protein üridir. Yani idrarda protein kaçağı ile tanıyı koyabiliriz. Gebelikte gelişen ve pek çok organı etkileyen preeklampsi plasenta kaynaklı bir hastalık. Bir kere gebelik zehirlenmesi geçirmek, ikinci kez gebelik zehirlenmesi geçirme olasılığı çok artırır. En büyük risk faktörlerinden birisidir. Yani daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Sıvı tüketimimi arttırıyorum. Tansiyon ölçümü var rutin.